Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış Hocanız. Bu dersimizde doğru orantı ve ters orantıyı göreceğiz. Oran orantı ünitesinde geçtiğimiz derste oran konusunu işlemiştik ve orantı konusuyla ilgili sorular çözmüştük. Oralarda eksiğimiz varsa ya da daha önce izlemediysek o videomuzu, bir önceki videomuzu izledikten sonra bu videoyu izlerseniz daha yararlı olacaktır. Bu dersimizde doğru orantı ve ters orantının ne olduğu, nerelerde hangisini kullanacağımızı görmeye çalışacağız. Sloganlarımızı hatırlayalım, eksiklerini belirle, konu anlatımını dinle, kendini dene. Bol bol soru çözerek soru konuyu pekiştireceğiz. Sonrasında da bir sonraki konuyla devam edeceğiz. Hazırsanız doğru orantıyla başlıyoruz. Doğru orantı iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluğa doğru orantılıdır veya orantılıdır diyoruz. Yani orantılıdır dendiği vakit doğru orantılı olduğunu anlayacağız. Mesela bu yandaki resimlere bakarsak zürafanın boyu ve hem yükseklik olarak hem de sağdan sola doğru en olarak genişlik olarak aynı oranda arttığı için aynı zürafa olduğunu görebiliyoruz. Sayılarda da aynı mantık var. Bir taraf artarken diğer tarafın da artıyor olması lazım. Yani örneğin 3 saat çalıştığımda 100 soru çözüyorsam 6 saat çalıştığımda daha çok soru çözmem lazım. İkisi de aynı oranda artıyorsa doğru orantı vardır. Ama buradaki artış çarpma ya da bölme yoluyla yapılacak. 3 fazlası diğeri de 3 fazlası olacak diye bir şey yok. Ona dikkat edeceğiz. Hemen ikinci maddemize bakalım. X 4 ile doğru orantılıdır. Biz doğru orantılı olan iki çoklu bölü olarak yazıyoruz. Eşittir k, yani orantı sabitine eşitliyoruz. X ile 4 doğru orantılıysa x bölü 4 eşittir k gelir. X'i 4'e böldüğümde k geliyorsa içler dışlar çarpımı yaparak x'i 4k olarak bulabiliriz. Eğer x 5 ile doğru orantılı olsaydı 5k olacaktı. Yani burada bizim bileceğimiz şey sayı kaçsa doğru orantılıysa onun katı olacak. Daha sonra demin verdiğim örneği düşünürsek 1 saatte 100 soru çözersem 2 saatte daha fazla soru çözerim gibi düşündüğümüzde biri artarken diğeri de artıyor ya da biri azalırken diğeri de azalıyorsa doğru orantı olduğunu şu D.10 burada doğru orantının kısaltması belirledikten sonra çapraz çarpıp birbirine eşitliyoruz. İleride göreceğiz. Ters orantıda doğru bir şekilde çarpacağız. Yani doğru orantıda çapraz tersmiş gibi düşünün. Ters orantıda doğru olacak buradaki çizgiler. Bunlarla ilgili sorulara geçelim şimdi. Daha da iyi pekişecek konumuz. A ve B sayıları sırasıyla 3 ve 5 ile doğru orantılıysa ben direkt A'ya 3K derim. B'ye 5K derim. 3 ve 5 ile doğru orantılı olduğu için büyük olan 5'in katı, küçük olan 3'ün katı olacak. O zaman bize burada A artı B'nin 48 olduğunu vermiş. A 3K'ydı, B 5K'ydı. Bunların toplamı 48. Ne yaparım? 8K 48 ise iki tarafı 8'e bölüp K'yı bulacağız. 48'i 8'e böldüğümde 6 gelir. 8K bölü 8'den 8'ler gitti, K kaldı. K eşittir 6'dır. Bize neyi soruyor? B eksi A'yı. Biz B'yi 5K olarak bulmuştuk. Belirlemiştik. A'yı da 3K olarak belirlemiştik. Bunları çıkartmam isteniyor. Ben burada K'yı 6 koyup 5 kere 6 30. 3 kere 6 18 ikisini bulup birbirinden çıkartarak sonuca gidebileceğim gibi. Direkt 5K eksi 3K 2K'dır derim. Doğru cevap 2 çarpı 6 yine 12 gelecektir. İster B'yi A'yı bulduktan sonra çıkar. İster çıkartıp K'yı yerine koy. Yine aynı sonuç gelecek. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Burada da gördüğünüz gibi A ile 3 doğru orantılıymış. B ile 4 doğru orantılıymış. Biz doğru orantılı olan çoklukları bölü olarak yazıyorduk. Ama burada eşittir K dersem B'yi 4'e böldüğümde K geliyorsa B'nin 4K olduğunu A bölü 3K geliyorsa A'nın 3K olduğunu düşünebilirim. Ya da direkt doğru orantılı olduğu için 3 ile doğru orantılı olan 3K, B ile doğru orantılı olan 4K deyip direkt sonuca gidebiliriz. Ondan sonra bize verdiği denklemde yerine koyuyorum. 4 çarpı A diyordu. A burada 3K.
eksi b neydi? 4k 24. Bir bilinmeyeni, bakın k bilinmeyenimiz var. Bir bilinmeyeni denklem kurduk. 4 kere 3k 12k eder. 12k eksi 4k eşittir 24. 12'den 4k çıkarsa 8k gelir. Buradan iki tarafı 8'e böldüğümüz takdirde k eşittir 3 geliyor. Bize b'yi sormuş. Biz b'ye 4k dedik. O zaman 4 çarpı 3'ten 12 doğru cevabımız olacak. Tabi burada istersek 3x 4x de diyebiliriz. Önemli olan 3'ün ve 4'ün katı olduğunu belirtecek bir bilinmeyen kullanmamız. Bir sonraki sorumuza geçelim. Burada da aynı mantık var. X ile 4, y ile 5 doğru orantılı bölü olarak yazdığı için. O zaman toplamları 72 ise x'e 4k diyorum. Artık sorunun üstünde yazayım. Y'ye 5k diyorum. 4k artı 5k 72 gelir. Burada 9k'nın 72 olduğunu biliyorum ben. İki tarafı 9'a böldüm. 9'lar gitti, k kaldı. 72 bölü 9'dan da 8 geliyor. K 8. Biz x'e 4k demiştik. O zaman 4 çarpı 8'den de 32 gelecek x sayısı. Evet, bir sonraki sorumuzda a bölü b 2 bölü 5. Burada bir orantı verilmiş. B bölü c 10 bölü 7. Burada da bir orantı verilmiş. Demin biz böldüğümüzde doğru orantı olduğunu söylemiştik. Burada harfleri birbirine böldüğü için karşılarındaki sayılar doğru orantısı oldu. Yani a 2 ile doğru orantılı, b 5 ile. Ama ben burada b'ye 5k dersem, buraya baktığımda b'ye 10k demem lazım. Hem 5k hem 10k olmaz. Neden? Aynı harf bunlar. Yani ben k'ya bir sayı verdiğimde ikisini de doğru yapması lazım. O zaman bu tarz sorularda hizalarına göre belirleyeceğimiz için aynı harflere bakıyorum. B'nin karşısı 5, B'nin karşısı 10 olduğu için aynı dili konuşmuyorlar. O zaman ben buradaki 5'i 2 ile genişletip 10 yapacağım. Yani şöyle yazarsak A bölü B eşittir. 2 ile genişletirsem ikisini birden çarpıyoruz. 2 kere 2 4, 5 kere 2 de 10 gelir. A bölü B 4 bölü 10. Sonra B bölü C de 10 bölü 7 idi. İkisinde de B'ler ortak. Aynı dili konuşuyorlar mı? O zaman A ve C'ye geçiş yapabilirim. A bölü C de 4'ün katı olacağı için A 4, C de 7 gelecek. Burada aslında 4K, 10K, 7K deyip yapıyorum. Ama zaten oranlı olduğu için 4 bölü 7 doğru cevabım geliyor. Yani acele edip 2 bölü 7 dersek yanlış yapıyor olacağız. Yanda ABCD bir dikdörtgen. AB 6 ile BC 5 ile doğru orantılıdır. Orantılıdır deyince ne anlıyorduk? Doğru orantılı olduğunu anlıyorduk. Burada söylemese de siz doğru orantılı olarak düşüneceksiniz. Ters orantıyı mutlaka söylüyor ama doğru orantıyı söylemese de siz o orantılıdır lafını, doğru orantı olduğunu anlıyor olmalısınız. Dikdörtgenin çevre uzunluğu 88 ise alanı kaçtır diyor. Şimdi dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarına bakacağız. AB 6 ile doğru orantılıysa ben bu AB'yi 6x diyebilirim. 6'nın katı. BC de 5x, 5'in katı. 6K 5K desek de olur. Burada ben x değişkenini kullanmayı tercih ettim. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu vermiş bize 88 olarak. Biz çevreyi nasıl buluyorduk? 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. Yani 5x artı 6x. Burada 2 ile 5x artı 6x'i topladım. 11x geldi. 2 ile çarpınca 22x çevreyi veriyor. Bunları karşılıklı kenarlar, burası da 5x, bunun karşısı 6x, tek tek toplayarak da bulabilirsiniz 22x'i. Her türlü aynı sonuç gelecektir. 22x 88'e eşitse iki tarafı 22'ye bölüp x'i 4 buluyorum. X 4 ise bizim dikdörtgenimiz ne olur? 5 çarpı 4'ten 20, kısa kenar 20. Şuraya bir daha çizeyim dikdörtgeni. Burası 20 geldi. Buraya bakıyorum. 6 çarpı 4'ten 24. Uzun kenarda 24. Şöyle bölersek. Bize alanı soruyor.
alan kısa kenar çarpı uzun kenarda 24 ile 20'yi çarparım. Burada 24 ile 2'yi çarpıp 0 eklesek de olur. 480 santimetre kare gelecektir sonucumuz. Yukarıda verilen tabloda x ile y doğru orantılı ise m'nin değeri kaçtır? Biz doğru orantılı olan sayıların birbiriyle bölündüğünü söylemiştik. Şöyle yapabiliriz soruyu. 3 bölü 10 eşittir 6 bölü 20. Orantıdan hatırlıyorsak 2 katı 2 katı doğru. Demek ki doğru yoldayız. Bu da eşittir 12 bölü 40. Bu da eşittir 30 bölü m olması lazım. Ben şimdi burada 30 bölü m'ye benzeyen hangisi var? 12'den 30'a pratik yol yok. 12'den 40'a da yok. Şöyle bir öncekinden bakarsak 6'dan 30'a kaç katı? 5 katı. O zaman 20'nin 5 katı da m'dir deyip m'yi 100 bulabilirim. Bakın 20 çarpı 5 100. Aynı mantık 3'ten bakarsak 3'ten 10'a 10'la çarpacağım. 3 kere 10 30. 10 kere 10 yine 100 geldi bakın. Hangisinden yola çıktığımız önemli değil. Doğru cevabı bulacağız. Ya da burada bir tane sayı seçeceğiz. Mesela burada x 3'tü. 3'ü yazıyorum. 3 ile 10 doğru orantılı. Burada da 30 ile m doğru orantılı. Doğru orantıda ne yapıyorduk? Çapraz çarpı ve eşitliyorduk. Burada istersem 6 ile 20, 30 ile m'yi de alabilirim. 12 ile 40, 30 ile m'yi de alabilirim. Sonra 3 çarpı m eşittir 30 çarpı 10. 3 m eşittir 300 gelir. İki tarafı 3'e böldüğümüzde de m 100 geliyor. Bu da ikinci yolumuz olsun. Hangi yol kolayına geliyorsa ondan gideceksin. Birinci yolumuz da bu. İster doğru orantı normal klasik yöntemimizi yap, ister orantıya dönüştürüp yap. Sonuç aynı gelmesi gerek. İkisinde de m'yi 100 bulduğumu görebiliyoruz. Evet, bu problemlere şimdi birazcık ağırlık verelim. 6 saatte 750 km yol gidebilen bir araç aynı hızla 1000 kilometrelik yolu kaç saatte gider? Hemen orantıyı yazıyoruz. 6 saatte. Burada birimlerini yazmak işinizi kolaylaştıracaktır. 750 km yol gidiyorsa, çünkü bazen karışık veriyor, kafa karışabiliyor. Aynı hızla gideceğim 1000 km'lik yolu. Şimdi buraya 1000 yazarsam sol tarafa yanlış olur. Neden? Bize kaç saatte gidebilir sorduğu için saatin altına saat gelsin istiyorum. O zaman kilometreyi de 750'nin altına yazarsak 1000 km'lik de yolumuzu ilk saatte gideceğimiz ortaya çıkar. Burada ne kadar çok yol gidiyorsam aynı hızda gittiği için araba daha çok süre geçmesi lazım. Doğru orantı olduğunu göreceğiz. Doğru orantı olduğunu belirledikten sonra çapraz çarpıp sonuca gitmeye çalışıyoruz. O zaman ne gelir? 750 çarpı x eşittir 6 çarpı 1000. Şimdi burada 6000'i bulup 750'ye bölebiliriz. Yani 750 x 6000, iki tarafı 750'ye böldüğümüzde 6000 bölü 750'den cevap gelecek. Ama biz şu şekilde yapalım istiyorum ben. Yani şu an sayılar daha kolay ama biz sadeleştirme yöntemini bir hatırlayalım. 750'ler giderse x kaldı. Sonra ben burada 750 ve 1000'e bakıyorum, sadeleştiriyorum. Sonra diyorum ki ikisi de 25'e bölünür. 100'ü de 25'e böleyim. 4. 75'i 25'e böleyim. 3. Daha sonra 3 ile 6 da sadeleşir. 2. 4 kere 2. 8. 8 saat doğru cevap gelecek. Ya da ben böyle sadeleştirmeyi beceremiyorum. Kafam karışıyor. Daha basit. 6 ile 1'i çarparım. 6000. 6000'i 750'ye bölüp yine 8'i bulabilirim diyorsanız. O da doğru olacaktır. Ama benim size tavsiyem, sayılar ne kadar büyüyorsa çarpmada o kadar işlem hatası yapabilirsiniz. Ona dikkat etmeniz. Geçtik bir sonraki sorumuza. Evet, aynı miktarda süt veren 25 keçi günde 10 litre süt verirse 35 keçi kaç litre süt verir? Şimdi 25 keçi 10 litre süt veriyorsa orantıyı kuruyorum. 35 keçi, bakın keçiler alt alta geldi aynı birimler.
x litre süt verir. Ben daha çok hayvanım varsa daha çok süt alacağım için. Burası aşağı doğru arttı bakın. Burası da artar. İkisi de artıyorsa doğru orantı vardır. Doğru orantıları çapraz çarpı 5 diyorduk. 25x eşittir 35 çarpı 10. İki tarafı 25'e bölüyorum. Bunlar gitti. X eşittir. 25 ile 5'i sadeleştirsem, 5'e bölsem 5, onu 5'e bölsem 2. 35 ile 5 yine 5 ile sadeleşir. Burada 1 kaldı. Burada 7 kaldı. 7 kere 2'den doğru cevap 14 litre süt geliyor. Doğru yapıp yapmadığımızı sonradan da bakabilirsiniz. Keçi sayısı arttıysa sütün sayısı da artması lazım. Litre olarak litresi artması lazım. Ondan daha çok 14 litre çıkmış. Doğru yapıp yapmadığımızı bu mantıkla da sağlamasını yapabilirsiniz. Evet, şimdi burada A ve B sayıları doğru orantılıdır diyor. Doğru orantılı ise benim sayılarım, biz bölü olarak yazmıyor muyduk? O zaman birinci yol diyorum. A ile B doğru orantılıysa, doğru orantılı olan sayılar bölü olarak yazılırsa 24 bölü 18 yazarım. Eşittir. A ile, ilk önce demin A'yı yazdığımız için yine A'yı yazıyorum. B'yi yine doğru orantılı olacağı için yine oranladık. Burada içler dışlar çarpımı yaparak da bulabiliyorum. Ya da bakın B sağ tarafta ya, sağ tarafa doğru ok yaptım. 24'ü 6'ya bölersem 4 geliyor. O zaman 18'i de 6'ya bölerim. 18 bölü 6'dan B 3 geliyor. Ya da içler dışlar çarpımı yapacağım. 18 kere 4 72. 24 B'ye eşit. 72 24'e böldüm yine 3 geliyor. İkinci yol. Orantı problemlerinde yaptığım gibi. 24 ile 18 doğru orantılıysa 4 ile kaç doğru orantılıdır? Buraya B diyeyim, X demeyeyim hatta. Doğru orantı olduğuna göre çapraz çarpıp işi bitiriyorduk. 24 B eşittir 18 çarpı 4. Bakın biz burada içler dışlar çarpımı yapsaydık da aynısı gelecekti. 24 B eşittir 18 çarpı 4. Burada işlemi hızlandırayım ben. Yaparsak yine B'nin 3 geleceğini görüyor olacağız. Geçelim yavaş yavaş ters orantıya. Ters orantıda neler yapıyoruz? Hızlıca bakalım önce konu anlatımına, sonrasında sorularla pekiştirmeye çalışacağız. Ters orantıda da iki çokluktan biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa veya biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluğa ters orantılıdır denir. Yani birini 3 ile çarpıyorsam diğerini 3'e böleceğim gibi düşüneceğiz burada. 5 arttı, diğeri 5 azaldı gibi bir şey yok. Yine kat olarak artma azalma olması lazım. Evet, x 4 ile ters orantılı ise x çarpı 4k orantı sabitine eşit. Bir sayı 4 ile çarptığımda k oluyorsa 4'e bölersem x'in k bölü 4 olduğunu buluyorum. Yani özetlersek doğru orantıda sayıları birbirine bölüp k'ya orantı sabitine eşitliyorduk. Ya da direkt 4 ile doğru orantıysa 4k diyordum. Burada ters orantı diyorsa x'e k bölü 4 diyeceğimi unutmayacağım. Doğru orantılı iki çokluk verildiğinde biz çapraz çarpıp sonuca gidiyorduk. Ters orantılı iki çokluk verildiğinde ise birbirleriyle çarpıp birbirine eşitleyeceğiz. Yani doğru olacak buradaki çizgilerimiz. Buna örnek ne olabilir? İki duvar ustası bir duvarı 10 saatte örüyorsa, ben daha çok adam çalıştırırsam, 5 duvar ustası alırsam daha az sürede bitecek duvar. Değil mi? Daha çok kişi çalıştığına göre daha az sürede biter. Biri arttı, biri azaldı. O zaman ters orantı olduğunu belirleyip çizgileri düz çekip çarpıp eşitliyoruz. Şuradaki gösterime de bakalım. Biz ne demiştik? İki çokluk burada gösterdiğimizde x ile 4 ters orantı ise birbiriyle çarpılıyordu. Burada bakıyorum 2x. 2 ile x birbiriyle çarpıp bir şeye eşitleniyorsa 2 ile x ters orantılıdır. 3 ile y birbiriyle çarpıldıysa 3 ile y ters orantılı. Bunların neyle doğru orantılı olduğunu sorarsa da mantık şu. Bir sayıyı 2 ile çarpmışım, bir sayıyı 3 ile çarpmışım. Nerede buluşur bunlar? 2 ile 3, 6'da buluşur. 2 ile kaçı çarparsam 6 olur? 3'ü. O zaman 3'ün katı bir şey x. 3 ile kaçı çarparsam 6 olur? 2'yi. 2'nin katı bir şey de y. 3'ün katı, 2'nin katı ise 3 ile doğru, 2 ile
doğru orantılı olacak. X ve Y. Tabii soruları çözerken ya böyle yazacağız. Direkt kimle ters orantılıysa ona göre K bölü şeklinde yazacağız. Ya da bu tarz eşitlikler varsa 2 ile 3'ün buluştuğu yeri biz bulup kendimiz bölerek de doğru orantılı olduğu çoklukları dönüştürüp sonuca gidebiliriz. İkisi de doğru. İkisini de hangi sorularda kullanacağımıza bir bakalım. X ve Y sayıları sırasıyla 3 ve 5 ile ters orantılıdır. Burada şu şuna eşittir, 3x eşittir 5y gibi bir şey yazmıyorsa biz direkt x yerine normalde doğru orantılı olsa 3k yazardık. Şimdi ne yazıyoruz ters orantılı olduğu için? K bölü 3. Y yerine de k bölü 5 yazıyoruz. Buradaki k hep orantı sabiti oluyor aslında ama biz burada k'yı bulup x'i y'yi bulmaya çalışacağız. Sonra bize x'ten yani k'dan y'ye yani k bölü 5'i çıkartmamız istenmiş. Ve sonucun 24 olduğu söylenmiş. O zaman biz 3 ve 5'te paydaları genişletip paydaları 15'te eşitleriz. 5k bölü 15 eksi 3k bölü 15 eşittir 24. Çıkartmayı yaptığımızda 2k bölü 15 eşittir 24 geliyor. Burada içler dışlar çarpımı yapıyorum. 24'ün altında gizli 1 var bakın. Çapları çarptığımda 2k ile 1'i çarptım 2k. 24 ile 15'i çarptım. 24 çarpı 15. Burada yanda bul, çarptığım sonucunu bulup sonra 2'ye bölebiliriz. Ama ben işlemleri azaltarak sonuca gitmekten yanayım. İkisini de 2'ye böldük. K eşittir. 24 dedi. 2 sadeleşir. 12 gelir burada. 15 çarpı 12 180 geliyor. Sonra bize Y'yi sormuş. Y neydi? K bölü 5. O zaman 180'i 5'e böldüğümde gelen sonuç Y'yi verecek. Cevap 36 çıkıyor. Evet bakın burada da birbirine eşitlemiş. 2x eşittir 3y demiş. 2 ile 3 nerede buluşur? 6'da. Sanki ben burası 6k'ya eşitmiş gibi düşüneceğim. Yani 2 ile kaçı çarparsam 6 olur? 3'ü. Tabii 3k diyoruz. 3'ün katı bir şey. Aynı mantık 3 ile kaçı çarparsak bu buna eşit, bu da buna eşit. Yani 3y 6k'ya eşit. 3 ile kaçı çarparsam 6 eder? 2. O zaman y de 2k'dır. Burada x'i ve y'yi belirledikten sonra yerine koyarak sonucu bulabiliriz. Yani burada 3k artı 2k 105 5k 105 iki tarafı da 5'e böldüm. K'nın 21 olduğunu belirledim. Bize x kaçtır diyor. Hemen şuradan bakalım. X eşittir 3k. Yani 3 çarpı k kaçmış bulduk 21. 3 kere 21'den doğru cevabımız 63 geliyor. Benzer bir soruyla daha devam ediyoruz. 5x eşittir 4y'ymiş. Sonra 2x artı 3y 92 bir denklem veriyor. X ile y'nin toplamını sormuş. Ben burada bakıyorum 5 ve 4 nerede buluşur? 5 ile bir şeyi çarpmışım, 4 ile bir şeyi çarpmışım. Nerede buluşacak? 5 kere 4, 20'de buluşur. O zaman buraya 20k yazdım. Burada işlemleri kolaylaştırmak için bunu yapıyoruz. 5 ile neyi çarparsam 20 olur? 4'ü. O zaman x 4k'dır. Şuraya yazayım. Y ile kaçı çarparsam 20 olur? 5'i. O zaman y de 5k'dır. Sonra bize söylediği denklemi yerine yazıyoruz. 2 çarpı 2 x diyordu. X kaç? 4k. 2 çarpı 4k oldu. Artı 3 çarpı y kaç? 5k eşittir 92. 8k artı 15k oluyor. Çarpmaları yaparsak eşittir 92. 23k eşittir 92.
İki tarafı da 23'e bölüyorum ki K'yı bulayım. K eşittir 4 geliyor. K 4 ise x artı y kaçtır demiş. Biz burada x artı y'nin 9k olduğunu görüyoruz. Değil mi? 4k artı 5k 9k. Hiç x'i y'yi bulmaya uğraşmıyorum bakın. Toplamları sormuş. X ile y'yi bulmak gerekmiyor. O zaman topladım 9k. 9'u 4 ile çarparsam k 4 çünkü toplamlarının 36 olduğunu bulabilirim. K yerine 4'ü yazıp 4 kere 4 16, 5 kere 4 20'yi bulsak 16 ile 20 x ile y. Topladığımızda yine 36 aynı sonuç geliyor. Bir sonraki sorumuza bakalım. Hatırlayın doğru orantıda da vardı bu. Ters orantıda aynı mantık geçerli. 4 ile 12 ters orantılı. A ile B ters orantılıdır diyor. O zaman biz 4 ile 12 ters orantılıysa 12 ile K da ters orantılıdır. Yazdım. Ters orantıda düz çarpmıyor muyduk? 4 çarpı 12 oklarımız düzdü yani. Eşittir 12 çarpı K. K o zaman 4 gelecektir. L'yi de sormuş. L'yi de aynı mantıkla bulabiliriz. 4 ile 12 ters orantılı. L ile 16 ters orantılıdır. Ters orantılı olduğunu soru bize söylediği için zaten direkt ikisini çarpıp birbirine eşitleyebiliriz. Burada da 16 çarpı L yazdım. 4 kere 12 48. 48 eşittir 16 çarpı L. İki tarafı 16'ya bölersem L eşittir 3 geliyor. K artı L 4 artı 3'ten 7 gelecektir. Ben burada bir taktik daha göstermek istiyorum. Doğru orantıda biri artarken diğeri de artıyordu. Ters orantıda biri artarken diğerinin azalması lazım. Mantık o şekilde işliyorsa burada da aynı şekil düşünebiliriz. Mesela L'yi bulmak istiyorsak burada ya da K'yi bulmak istiyorsak A 4'ten 12'ye çıkmış. Yani şuradan şuraya çarpı 3 var. O zaman buradan buraya da azalma olması lazım. Bölü 3 olması lazım. 12 bölü 3, 4. Biz K'yi kaç bulmuşuz? 4. Yani mantığı böyle düşünebiliriz. Ya da ters orantıda kafa karışabilir. Direkt orantıyı kurup düz çizgilerimizi çekip birbiriyle çarpıp da sonuca gidebiliriz. Her türlü cevap bulunabiliyor. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Evet, problemlerle devam edelim. Mine Hanım, su ve şekeri sırasıyla 2 ve 5 ile ters orantılı biçimde karıştırarak bir şerbet yapıyor. Durdum. İlk su sırasıyla dediğine göre 2 ile ters orantılı suysa su yerine ben K bölü 2, şeker 5 ile ters orantılıysa K bölü 5 diyebilirse buraya X bölü 2, X bölü 5 de desek yanlış değil. Yaptığı şerbet, Mine Hanım'ın yaptığı şerbet 420 gram olduğuna göre şerbet için kaç gram su kullanılmıştır? K bölü 2'yi soruyor yani bize. Biz su ve şekeri birleştirdiğimizde şerbet oluştuğunu biliyorsak K bölü 2 ile K bölü 5'i toplarım. 420'yi bulurum. Denklemi kurdum. Bundan sonra önceki konularda öğrendiğimiz gibi denklem çözme yapacağız. K'ları kendi arasına toplayıp çıkartıyoruz. Sonuca gideceğiz. Buradan 5K bölü 10 artı 2K bölü 10 gelir. 420'ye eşit. 7K bölü 10 420'ye eşit. Buradan sonra şöyle devam edeyim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 420'nin altında gizli bir var. 7K ile 1'i çarptım. 7K. 420 ile 10'u çarptım. 420 yanına bir de 0 geldi. Ve iki tarafı 7'ye bölüp K'yı buluyorum. K 600'müş. Bize K'yı sormuyor. Kaç gram su kullanıldığını soruyor. O zaman şuradan suyu çekiyorum. K bölü 2 idi. 600 bölü 2 yazdım. Cevap 300 gram su olarak gelecektir. Burada ne kadar çok soru çözersek buradaki işlemlerdeki hızınız, doğru yapma oranınız da o kadar artacaktır. O yüzden pes etmeyerek bol bol soru çözmeye, kendinizi deneyerek
konuyu anlamaya çalışıyorsunuz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir hareketli iki şehir arasını saatte ortalama 120 km hızla 8 saatte almıştır. 120 km hız 8 saat. Birimleri kısaca yazıyorum. Aynı hareketli aynı yolu saatte 80 km hızla kaç saatte alır? Şurada bir basım hatası var. Aynı hareketli aynı yolu saatte ortalama 80 km hızla kaç saatte alır? 80 km hızla kilometreler ortalığı yazdım. Kaç saatte alır? 2 saatte. Şimdi düşünelim. Doğru orantı mı ters orantı mı? Ben hızımı azaltırsam aynı yolda gidiyorum. Daha yavaş gidersem daha geç varacağım. Yani daha çok sürecek. O zaman burası artacak. Biri artıyor, biri azalıyorsa burada biz ters orantı olduğunu anlıyoruz. Ters orantı varsa oklarımız düzdü. O zaman yazıyorum. 120 çarpı 8 eşittir 80 çarpı x. İki tarafı da 80'e böldüm. Uzun uzun çarpmaya uğraşmamak için. Bunlar gitti. X eşittir. Burada 0 gitti. Şuradaki 8'ler de gitti. 1 kaldı oralarda. X eşittir 12 geldi. O zaman kaç saatte alırmış? 12 saatte aynı yolu alırmış. Geçtik. Bir problem daha var. 3 musluk boş bir havuzu 16 saatte dolduruyormuş. Yazıyorum. 3 musluk boş bir havuzu 16 saatte doldurursa aynı havuzun 12 saatte dolması için saatleri alt alta yazıyorduk birimler. 12 saatte dolması için başlangıçta kaç musluk daha açılmalıdır diyor. Şimdi ben burada kaç musluk açılmalıdır bulacağım. Kaç musluk daha açılmalıdır diye sorduğu için 3 musluk vardı. 3'ü çıkartacağım. Çünkü 3'ten daha fazla musluk açtım. Kaç fazla açtığımı bulacağım. Yani şuradaki daha kelimesini unuttursak şıklarda çeldiricilere tuzağa düşebiliriz. Ben burada 16 saatten 12 saate düşürdüysem süreyi demek ki daha çok musluk açtım. Zaten soruda da onu söylemiş kendi ağzıyla. Musluk sayısının artacağını biliyorum. O zaman burada ters orantı vardı. Ters orantı olduğunu belirledikten sonra düz çarpıyoruz. 12x eşittir 16 çarpı 3. 16 kere 3 48. İki tarafı da 12'ye bölersem x eşittir 4 geliyor. Bana 4 musluk lazım. 3 musluk açıktı zaten. Kaç musluk daha açılmalıdır? O zaman 4'ten 3'ü çıkartırsam 1 musluk daha açılmalıdır. Sonucuna ulaşıyorum. Yani burada soru kökünün şu koyu yazılan kısımların ne olduğunu, neyi sorduğunu detaylıca anlamadan soru çözmeye başlamamız lazım. Hız yapayım derken de mesela 4'ü bulup direkt işaretlersek yanlış cevaba ulaşacağız. Böylelikle doğru ve ters orantı konu anlatımının sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde bu orantı ünitesinde gördüğümüz tüm konuları karışık biçimde problemler olarak çözeceğiz. Yani doğru orantı mı ters orantı mı yapacağımız belli olmadan nasıl belirliyoruz? Oran ve orantı ile ilgili soruları nasıl çözebiliyoruz? Bir sonraki dersimizde toparlamasını yapıp bu ünitemizin sonuna geliyor olacağız. O dersimizde kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olur. Görüş ve önerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.